Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul turumuza Bağdat Caddesi'nden devam ediyoruz efendim. Kakıcı Şimşek Hukuk Bürosu'na konuk olduk sizler için. Yanımızda başarılı avukat Sayın Elvan Kakıcı Şimşek bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Elvan Kakıcı Şimşek'i tanımak istiyoruz tabii ki. Ben Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 13 yıllık avukatız. Bu 13 yılın son 10 yılında da hukuk bürosu sahibiyim. Evet. Özel hukuk nedir? Biraz açalım mı? Hangi branşları kapsıyor? Özel hukuk ve ceza hukuku diye ikiye ayrılıyor. Yani idari hukuk dışında. Özel hukuk neleri kapsıyor? Aile hukuku, bunun içinde boşanma, mal rejimi davaları, gayrimenkul hukukunun içerisindeki tüm davalar, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku diye devam eden dava türlerine toplamda biz özel hukuk diyoruz. Evet. Son yıllarda artan en çok hangi davalar? Ticari mi, aile mi? Tabii aile davalarında çok artış var, boşanmalarda. Evlenmelerde de keza çok artış var. Hani böyle bir baktığımızda istatistiklere, gençler bizim dönemimize göre bu yeni jenerasyon çok erken karar verip çok hızlı evlilikler yapıyorlar. Çünkü evliliği hani bizim baktığımız gibi bakmıyorlar ama çok da hızlı boşanıyorlar. Tabii evet. Boşanmalarda ve mal rejimi davalarında artış var diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Başarılı bir avukatın davaya etkisi nedir Elvan Hanım? Başarılı bir avukatın davaya etkisi nedir? Yani ben şöyle düşünüyorum. Tabii olmayacak bir şey avukat olduramaz. Yani ben hiçbir zaman kendi şahsım adına bir onda deyip onun düstur edindim. Hani hallederiz mantığıyla bir avukat gitmemeli. Bir avukat hukuk çerçevesinde ne yapabilecekse onu yapabilir zaten. Ne olabilir? Emeğinin garantisini verebilir. Yani ben hep müvekkillerime de bunu söylüyorum. Ben sonuç garantisi veremem. Çünkü kararı ben vermiyorum. Ama ben emeğimin garantisini verebilirim. Bir avukat dürüst davranarak, işini doğru takip ederek büyük etkisi olur tabii ki. Ama öncelikle önleyici hukukta çok büyük bir etkisi olur diye düşünüyorum. Doğru cevap verdim. Kesinlikle davaya ışık tutuyoruz diyorsunuz. Evet. Bu da çok önemli. Çünkü tüm haklarımızı bilemiyoruz sizin kadar. Önemli ama bizde maalesef avukatlara son anda işte başvuruluyor. O da bizi zorluyor yani. Değil mi? Yani hallederiz deyip halledemeyiz yani. Öyle bir şey yok. Ben vermiyorum öyle bir soru. Buradan başarılı bir avukat olarak gençlere bu mesleğe gönül vermiş gençlere neler önerirsiniz? Gençlere neler öneririm? Ya ben benim düsturum da birincisi dürüst avukat olmaları çok önemli. Yani bir duruşlarının olması çok önemli. Yani dürüst derken müvekkiline karşı açık dürüst. Fiyat politikası açık ve dürüst. Şimdi ben bir müvekkile başka bir ücret, başka bir müvekkile farklı bir ücret çıkarırsam bu arada tabii bu şey oluyor, hani sıkıntı oluyor. Evet. Fiyat politikasının açık olması, müvekkillere karşı dürüst olunması, geri dönüşüm feedback alınması, memnuniyet anketlerinin yapılması lazım. Dürüst çalışırlarsa, işini iyi yaparlarsa zaten bizim meslek referansla dönen bir şey. İyi bir iş yaptığınızda onun arkası mutlaka geliyor. Şu ana kadar da hep öyle yani. Mutlaka iyi referanslar oluyor. Onun devamı geliyor diye düşünüyorum. Dürüstlük çok önemli. Bir avukat olarak duruşunuzun olması da çok önemli. Şimdi nereden bakarsak bakalım avukatlık bence elit bir meslek. Yani avukatın hani oturması, kalkması, duruşu, olaylara bakış açısı da çok önemli. Hani onu da sağlamak çok önemli her anlamda, hayat tarzı olarak da. Onu da sağlarlarsa, dürüst olurlarsa çalışmak da çok önemli. Hani iş yapabilir size ama önemli olan o işleri dört dörtlük güzel bir sonuç çıkarıp sonuçlandırmak. Ya elinize gelen bir işi sonuna kadar götüremiyorsanız, başlayıp bitiremiyorsanız onda da bir sıkıntı var. Hani onu da çok iyi sağlamak. Meslekte başarınızın sırlarını küçük küçük paylaştınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdilik sizlere Kakıcı ve Şimşek Hukuk Bürosu'ndan aktaracaklarımız bu kadar efendim. Hoşça kalın.